Arkadaşlar ölçülendirme ile ilgili bakın şuradaki ölçülendirme komutlarını görmüştük şu kısımdaki. Ayrıca şuradaki dimension komutunu gördük. Bakın şurada dimension star komutu var, daha sonra göreceğiz. Yine bakın buradaki annotation grubu dışında şuradaki annotate sekmesinde ölçülendirme ile ilgili mevcut komutlarımız ve ilave komutlarımız mevcut arkadaşlar. Bakın şurada dimension komutu yine burada da var. Şurada yine diğer ölçülendirme komutlarımız mevcut. Bakın şu kısımda ölçü stillerimiz var arkadaşlar. Bakın burada yine Dimension Style Manager'a girebiliriz. Bakın yine şuradan da girebiliriz. Bakın burada stillerimiz mevcut. Şurada layer'larla ilgili bir işlem yapacaksak buradan layer'ı değiştirebiliriz arkadaşlar. İlave layer eklemişsek. Bakın bu videoda Quick Dimension komutunu anlatacağım. Bakın bu şekli bir önceki videoda oluşturmuştuk. Quick Dimension ile arkadaşlar birçok ölçüyü bir kere de gösterebiliriz. Bakın Quick Dimension seçtim. Bakın ölçü vereceğim kısımları seçiyorum. Bakın şöyle seçtim. Sağ tuşa tıkladım arkadaşlar. Bakın burada otomatik olarak yakaladı. Bakın continuous olarak yakaladı. Şimdi tıklarsam arkadaşlar bakın şöyle continuous olarak ölçülendirdi. Şimdi geri alalım. Tekrar tıkladım. Şöyle seçiyorum şu kısmı. Sağ tuş tıklıyorum. Continuous yerine bakın şurada stack get komutu var arkadaşlar. Bakın bunu tıklarsam kademeli olarak basamak basamak ölçülendiriyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi geri alalım. Tekrar geldim. Şöyle seçtim. Sağ tuş. Bakın baseline'ı seçersem arkadaşlar bakın şuradaki sol kısma göre arkadaşlar bakın şöyle. Bakın şu kenara göre ölçülendirdi arkadaşlar baseline olarak. Seçelim, silelim. Yine quick dimension'ı seçtim. Şuraları silelim. Şöyle seçiyorum. Sağ tuş. Bakın ordinate'i seçersem arkadaşlar bakın şurada bakın bunların y koordinatları aynı olduğu için seçtiğim yerlerin bakın x koordinatlarını verir. Bakın şöyle tıkladığım zaman bakın farklı bir yeri seçersem bakın üst kısmı seçersem şöyle sağ tuş ordinate seçersem arkadaşlar bakın şöyle. Bakın şöyle çekersem y koordinatlarını verir. Şurayı silelim. Yine quick'e geldik. Bakın şurayı seçelim. Sağ tuş. Bakın radius komutu için bakın şuraları seçelim. Quick'e geldim. Bakın şu iki kenarı seçelim. Radius'u seçiyorum arkadaşlar. Bakın yarıçapları ölçülendirdi. Birçok çember varsa ya da birçok yay varsa hepsini seçip Quick Dimension'dan bir kere de yarıçapları ölçülendirebiliriz arkadaşlar. Quick'e geldik. Böyle seçelim. Sağ tuş. Diameter dersen bakın çap olarak gösterir. Şuraları silelim. Quick'e geldim. Seçtim. Sağ tuş. Bakın datum point var arkadaşlar. Bakın yeni bir 0'a 0 noktası belirlemek istiyorsam arkadaşlar. Bakın şöyle seçelim. Bakın şu noktayı seçtim. Daha sonra ordinate'i seçtim. Bakın şöyle tıkladığım zaman. Bakın burayı 0'a 0 aldı arkadaşlar. Buraya göre yeni koordinatları belirledi. Bakın yine seçip sağ tuş ordinate diyelim. Bakın 0'a 0 aldı burayı arkadaşlar. Bakın y koordinatlarımız ve x koordinatlarımız. Silelim. Quick'e geldim. Şöyle seçtim. Sağ tuş. Edit dersek arkadaşlar. Bakın şurada ölçülendirmesini istemediğimiz noktaları ya da ilave bir ölçü vereceksek, ilave bir yeri daha üstün istiyorsak orayı seçebiliriz. Bakın şu anda
Mesela şu kısımları ölçmesini istiyorum. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Daha sonra exit dedim. Bakın continuous'u seçtim. Şöyle. Bakın seçtiğim yerleri almadı arkadaşlar. Yine şurayı silelim. Bakın quick seçtim. Şöyle seçtim. Sağ tuş. Bakın settings'e gelirsek. Bakın burada öncelik endpoint mi olsun, intersection mi olsun, yakalamak istediği noktalar. Burayı endpoint olarak kalsın arkadaşlar. Değiştirmeyin. Endpoint. QuickTime için komutumuz bu kadar arkadaşlar.